Bu videomda kendi yorumumu katmadan sadece Kur'an ayetleri ve hadislerde geçen tesettürle ilgili bölümlere yer vereceğim. Tesettürle ilgili ayetler Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle. Dışarı çıkarken üstlerine cilbablarını alsınlar. Bu, onların tanınmasını ve bundan dolayı incitilmemelerini sağlar. Allah gafurdur, rahimdir. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, zinet yerlerini açmasınlar. Bunlardan kendiliğinden görünen kısmı müstesnadır. Başörtülerini yakalarının üstüne koysunlar. Zinet yerlerini kendi kocalarından, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kendi erkek kardeşlerinden, kendi kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, kendi kadınlarından, kölelerinden, erkeklik duygusu kalmayan hizmetçilerden veya henüz kadınların gizli yerlerine muttali olmayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizleyecekleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Böylece korktuğunuzdan emin olduğunuza nail olasınız. Ay halinden kesilmiş ve evlenme için ümidi kalmamış olan yaşlı kadınlar, zinet yerlerini erkeklere göstermemek şartıyla dış elbiselerini bırakmalarında onlar için bir günah yoktur. Bununla birlikte yine de sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Tesettürle ilgili hadisler Umeys'in kızı Esma'dan nakledildi. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ayşe'nin evine girdi. Kardeşi Esma yanındaydı. Üzerinde vücudunun her tarafını örten ve yenleri geniş bir elbise vardı. Resulullah onu görünce kalkıp dışarı çıktı. Hazreti Ayşe kız kardeşine buradan uzaklaş. Resulullah sende hoşlanmadığı bir şey gördü dedi. Hazreti Esma uzaklaştı. Arkasından Resulullah içeriye girdi. Hazreti Ayşe niçin kalkıp gittiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de elbisesinin yenini sadece parmakları görünecek şekilde ellerinin üzerine çekerek şöyle cevap verdi: "Kız kardeşini görmedin mi? Müslüman bir kadın şurasından başkasını gösteremez." Bu hadis-i şeriften Hz. Esma'nın giydiği elbisenin bedenini örttüğünü, fakat kollarında açıklık olduğunu, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kıyafetinden hoşlanmadığını, ellerinin üstünün parmaklara kadar da örtünmesi gerektiğini İslam alimleri anlamışlardır ve de böyle ifade etmişlerdir. Usame bin Zeyd radıyallahu anh nakletti. Dedi ki, Resulullah kendisine hediye edilen mısır kumaşlarından sık dokunmuş bir elbiseyi bana giydirdi. Ben de onu hanımıma giydirdim. Resulullah daha sonra bana sordu. Ne oldu? Mısır'dan gelen elbiseyi giymiyorsun. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben onu hanımıma giydirdim. Resulullah buyurdu ki, altına pijama türünden bir şey giymesini ona emreyle. Çünkü ben o elbisenin kemiklerinin hacmini belli etmesinden korkuyorum. İbni Abbas dedi ki, Resulullah kadınlardan erkeklere benzeyenlere, erkeklerden de kadınlara benzeyenlere lanet etti. Ümmetimin son dönemlerinde bir takım adamlar olacaktır. Erkekler gibi bineklerin üzerine binip cami kapılarına ineceklerdir. Hanımları ise giyinik çıplaktır. Başları üzerinde arık deve hörgücü gibisi vardır. Onlara lanet edin. Zira onlar lanet olunmuşlardır. Hz. Ayşe'den rivayete göre bir gün Hz. Ebu kızı Esma ince bir elbise ile Allah Resulü'nün huzuruna girmişti. Resulullah ondan yüz çevirdi ve şöyle buyurdu. Ey Esma! Şüphesiz kadın erginlik çağına ulaşınca onun şu ve şu yerlerinden başkasının görünmesi uygun değildir. Hz. Peygamber bunu söylerken yüzüne ve avuçlarına işaret etmişti. Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından bir rivayette Peygamberimiz giyindiği halde açık olan yani ince ve şeffaf elbiseyle dolaşan kadınların cehennemlik olduklarını, cennetin kokusunu bile alamayacaklarını bildirirler. Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah şöyle buyurdu: Ateşlik iki sınıf insan ki ben onları henüz görmedim. Yanlarında sığır kuyruğu gibi kamçılar olup insanları onlarla döven topluluk ve biri de bir takım kadınlar topluluğudur ki bunlar giyinik çıplaklardır. Görenleri yoldan saptıran ve kendileri de haktan sapanlardır. Başları bir tarafa sarkan deve hörgücü gibi olacaktır. Bunlar cennete giremeyecekler. Kokusu şu kadar yürüme mesafesinden alındığı halde bunlar cennetin kokusunu da bulup alamayacaklardır.